bu alanda çalışmaya başladığımızda alanın önceki hali buydu. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen Mevlana Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Cennet Mekan Abdülhamit Han'ın hediyesi örtü kuşuda vardı, sanduk örtüsü. Onu da restorasyona aldık biz. Onun da bu sene 127. yılıydı. 127 senedir üzerinde örtülüydü. Onu da restorasyona aldık. O da inşallah burası tamamlanınca tekrar yerine yerleştirilecek. Çok ince çalışmalar, çok detaylı çalışmalar var. Restorasyon hakkında bilgi veren mimar ve nakkaş Semih İrteş, 2. Beyazıt dönemine ait nakış ve minyatürlerin ortaya çıktığını söyledi. Özgün nakışları bulduk ve bu nakışlar tamamen 2. Beyazıt devri nakış uslubunun da kendi renkleri, desenleri ve motifleri doğrultusunda hazırlandı. Örneğin şu kubbede aynı zamanda 1750'lerde şu bölgede 1750'lerde son müdahalesi yapıldığını zannediyoruz. Çünkü bütün alanda özgün nakışların benzer kopyalarının yapıldığını ama bozuk kopyalarının yapıldığını söylemek istiyorum. Adeta iğneyle kuyu kazan ekibin kimyasal ve fiziksel çalışmaları sonucunda 1900'lü yıllarda yapılan tadilatların 600 yıllık tarihi sıva altına bıraktığı ortaya çıktı. Onların öncesine başladığımız zamanlar çalışmalar çok bozuktu. Bunların hiçbiri 2. Beyazıt devrinin nakışları olamazdı. Dolayısıyla özgün nakışlar demek belirli zamanlarda, belirli tarihlerde müdahaleler yapılmıştı bu mekana. Bu alanda çalışmaya başladığımızda alanın önceki hali buydu. Daha sonra burada ustalarımızın yapmış olduğu çalışmaların sonucunda altındaki gerçek, orijinal kalem işlerinin, nakışların bu olduğunu görmekteyiz. Geldiğimizde bu haldeydi bu desenler. Yani çok karışık. Ne oldu anlaşılmayan, kimyasal ve mekanik temizlikten sonra çıkan desen şu. Fakat tabii çok yıpranmış, harap olmuş. Daha anlaşılır, daha düzgün, orijinal hale getirildi yani. Sıva altından çıkan Osmanlıca tarihli nakkaş kitabelerinde Mevlevi izleri de görülüyor. Burada iki tane nakkaş kitabesi bulduk. Osmanlıca tarih koyulmuş olan. İkisinin de artık tesadüf mü bilemiyorum. İkisinin de Mevlevi olduğu, değil mi müdürüm? Evet. Yani baştaki şeyin evet, nakkaşın imzası da Mevlevi ismi geçiyor. Ve yukarıda ta tepede de yine bir imza var. Orada da Derviş Osman, Mevlevi Derviş Osman diye bir tarih var. Müzenin iç kısmında süren çalışmaların Mart ayında bitirilip türbenin ziyaretçilere açılması hedefleniyor.